Evet Fatma, sakin olun. Fatmacığım sakin ol güzelim, gözlerin doldu. Ağlayacağım, o hale geldin yavrum ya. Gerçekten kendimi dünden beri zor tutuyorum ben ya. Yani ya, ben farkındayım. Ben düşünüyorum Rabia, tamam. Gerçekten bak hani. Merveciğim izninle Fatma ile devam etmek istiyorum tatlım. Fatmacığım senin puanını görelim hayatım. Benim sana puanım 2 puan. Teşekkürler. Neden 2 puan verdin? Öğrenebilir miyim? Yani ben de pike sevmeme, çok gelinle alakalı, çeyizle alakalı şeyler sevmeme rağmen Ordu'dan bu yana sırf sizin için o kadar emek verip sevmediğim şeyleri bile arkadaşlarıma güzel gözüksün diye bir şeyler yapmaya çalıştım ama sen de bunu göremedim. Karşılaman olabilir, işte yatağın üstünü örttüğün örtü olabilir. O yüzden ben 2'yi uygun gördüm Serra. Teşekkür ederim yine de. Çünkü misafirperverlik benim için sadece güzel, gülünen bir surat değil. Benim için misafirperverlik ben gelirken bana vermiş olduğu emek. Bu yüzden hiçbir şekilde beğenmedim. Evet, Merve seninle devam edelim canım. Sebeplerini de duyabiliriz. Ben önce kutumu açayım, ondan sonra ben de konuşayım. Olur mu aslanım? Ne oldu, sen iyi değilsin sanki. Ya düştüm. Gerçekten ben şey bir insan değilim. Siz de gördünüz, naif ve burada kimseyi üzmedim. Yok. Ve gerçekten hani espriliyim, hiçbir şey umursamıyorum, takmıyorum ama şimdi yarın yapacaklarımı kafamda kuruyorum ya. Hani güzel şeyler yapabileceğimi düşünüyorum ve bilmiyorum ya, bunu görünce ben şoka girdim. Gerçekten ben de o heveslerle başlamıştım. Şoka girdim yani, gerçekten şoka girdim. O yüzden yani Rabia'nın verecek puanları var. Diğer gelinlerimizin de verecek puanları var. Ya aslında var. Adaletli bir kız Rabia. Bakın hiçbir şey demiyorum. Adaletli bir kız. Ama bugün neden bunu yaptı? Niye bunu yaptı? Acaba Fatma'ya inat mı yaptı? Şu an çözemiyorum. Gerçekten yani şu an gerçekten zekam bitti. Şu an beynimin içinde böyle örümcek ağları dolanıyor. Gerçekten çok ay çok sinirlendim. Neyse aslında yarın göreceğiz. Bilmiyorum. Yani Serracığım yarın göreceğiz değil. Ya yani ben yapacakların daha fazlası tabii ki de olabilir Serra, ama ben de çok emek verdim. Serra şu an bize Serra, hak ver gerçekten. Serra ben sana bir şey demiyorum. Beni anlıyor musun? Ben şu an sana kötü bir şey de demiyorum. Yok yarın yapacaklarımı düşününce ya. Yarın yapacaklarımı düşününce biz hepimiz emek verdik burada. Evet aynı şeyleri tekrar etmeyelim dilerseniz. Puanını görelim Merveciğim. 2 puan. Tabii ki. Nedenini öğrenebilir miyim? Yani hani yani renk uyumların çok özür dilerim konuşamıyorum şu an. Tamam. Dilersen hiç yormayayım seni. Seda ile devam edelim. İster misin? Konuşacağım. Yani Serracığım dediğim gibi karakterine hiçbir şeyim yok. Gerçekten tatlısın, misafirperversin. Renk uyumlarını sevdim ama birçok yerde hata yapmışsın. Bunları da zaten sana dile getirdim. Çeyizin benim için yetersizdi. Bazı parçaların eksikti. O yüzden 2 puan veriyorum. Çeyizimde eksik olan parçalar nelerdi peki? Ya mesela bir el yapımı pike takımın yoktu, el yapımı bir nevresim takımın yoktu, dantel göremedim. Yani bunlar biliyorsun kız yani çeyizlerinde olması dantellar, gereken şeyler. Danteller varsa bile ben almadım çünkü sevmiyorum, kullanmıyorum. Hı hı. İstemedim yaptırmak da öyle şeyler ben çünkü sermeyeceğim, kullanmayacağım. Ben mesela başından beri söyledim çeyiz sevmediğimi. Ama yine buraya gelince de söyledim sana. Benim çeyizim varmış. Ben mesela bundan sonra insanlara çeyizim yok demeyeceğim. Sadece yani yemeklerimle, misafirperverliğimle 2 puanımı hak ettim. Seda'nın karşılaması benim için güzeldi. Çünkü farklı bir karşılama yapmış.
bu tarz bir şey göremedim. Ben yani herhangi bir şov yapmak istemedim. Tamam, şov ya. Şov mu? Şov değil o. Bizim gerçekten şov değil. Şov değil. Onlar ya, emek. Farklı karşılamalar tabii ki de emek vermişsiniz ama ben sana değer verdiğimiz anlamına geliyor o karşılamalar. Ben de gayet güzel bir şekilde karşıladım sizleri. Hayır, senin karşılamana kötü demiyoruz. Hı hı. Ama onların karşılaması daha farklı. Daha böyle gerçekten hani böyle bilmiyorum, ben bir eve girdiğim zaman enerji almak istiyorum. Çünkü ben gerçekten kıvır kıvır bir insan. Ben o enerjiyi veremedim. Evet, ya, ben yok evet. Sen o enerjiyi verdin de evinin evet, dekorasyonu. Teşekkür ediyorum Serra'cığım. İstersen ben de Seda var. Ederim. Seda'cığım sana geçelim lütfen. Aslanım. Benim puanım, arkadaşım emek vermiş. Tabii ki hiçbir gelin biri hak etmiyor. Dün de dediğim gibi. Elbette. Emek vermiş. Karşılamasını çok düz buldum, sade buldum. Evini de genel olarak sade buldum. Yani evi küçük olabilir, kiracı olabilir. Bunlar şık olmaması için sebepler değil. Bir şeyler ekleyebilirdi, kendi emekleriyle ekleyebilirdi. Evini o yüzden normal buldum. Kibarlığı için, misafirperverliği için. Puanı görelim Seda'cığım. Benim sana puanım. 2. 2 puan. Keşke gerçekten mobilya mağazasından alıp ben de evime koysaydım bu mobilyaları. Yani ben ikinize de hiçbir şey diyemiyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Niye diyemiyorsun? Aslanım ben gerçekten yani dayanamıyorum ben ya. Yani benim evim bu muydu aslanım? Bir mi benim verseydi? Benim verdiğim emekler bu muydu? Gerçekten az önce diyorsun ki. Yani gelinler diyorsun, biri halletmez diyorsun. Benim evim birlik bir ev miydi? Şu eve bak, bir de düne bak Fatma, ya. Fatma bir sakin olur musun? Ya nasıl olabilirim Seda? Az önce kıza neden 5 verdin diyorsun? Bir mi verseydi bana? Peki benim evim bu evden kötü mü gerçekten? Buna vicdanın rahat mı senin? Evet çok rahat. Senin evin, senin hiçbir yani, gelin hani biri hak etmez diye cümlene başladın ya Seda. Fatma izin verirse konuşuruz. Tamam Fatma ya. Ne diyecek? Evet. Hiçbir gelin biri hak etmez. Evet, ben bu yarışmaya başlarken evet, şunu söylemiştim. Kimseye bir vermeyeceğim. Çünkü tamam, herkes bir emek veriyor. Çok ne güzel olursa olsun. Ama Fatma şu yaptığı hareketler benim hiç hoşuma gitmediği için ona bir verdim. Dün de aynı şeyi açıkladım. Çünkü benim vicdanım rahat değil ve benim zoruma aslında gidiyor. Anladın mı? Benim zoruma gider. O zaman ben bir haftada Fatma, bir haftada şunu diyebilirdim size. Ben oraya tablo koyamadım. Ben oraya ayna koyamadım. Çünkü ben daha yeni taşındım. Ama ben bunu yapmadım. Ben tam gelin evine çıkmak için tam çalıştım. Evimde bir şeyler yapıp emek verdim. Sizin için. Herkes biz vermedik. Emek verdi. Herkes emek verdi. Bak anlatabiliyor muyum? Gökten bahane bulabilirdim değil emekler mi size? Yani mesela 3,5 aylık evliyim diyor. Mesela sen örnek veriyorum diyorsun ki şunu da şurada yapamadım çünkü işte o yoktu. Mesela eşim unuttu vesaire diyebiliyorsun. Ben en ince detayına kadar sizin için düşündüm. Kendim için değil. Biz de sizin için düşündük. Hepimiz sizin için düşündük. Tamam, neden bir verdin yani? Çünkü senin yaptığın hareketler senin puanını düşürdü. Dün de sana bunu söyledim. Bunu ya neden söyledim? Programın adı gelin evi arkadaşlar, siz anlamıyor musunuz? Gelin olmak demek bir ben size saygısızlık etmedim. Ben senin şahsına hakaret etmedim. Halını ters çevirdim, halını beğenmedim diye sen bana bunu yapamazsın. Ben senin evin hakkında yorum yaptım. Evindeki eşyalar hakkında yorum yaptım. Ama senin karakterine yorum yapmadım farkındaysan. Fatma rica etsen puanlı yerden alır mısın? Fatmacığım hadi kalk hayatım. Alırım aslanım. Teşekkür ederim hayatım, sağ ol. Bazen ne yazık ki işte kendimize hakim olamıyoruz, üzülüyoruz. Hepinizi anlamaya çalışıyorum. Toplamda 11 puan aldın Serra. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Serra gelin son derece sessiz bir gelindi. Zaten gelinler de ilk girişte ağızlarını bantlayarak Serra'nın ne kadar sessiz olduğunu ona göstermeye çalıştılar. Bir şekilde mesaj vermeye çalıştılar. Ama onun tarzıydı. Serra böyle güzel. Eşi de biliyorsunuz ilişki testinde ne dedi? Serra dedi bu tarz bir insan. Böyle sakin, mülayim bir insan dedi. Evet, salon küçük bir salondu. Eşyaları sanki biraz daha minimal eşyalar olsa daha şık durabilir miydi? Evet, durabilirdi ama onun içinde ne dedi? Ben eşyalarımı evimizi tutmadan önce
almıştım dedi. O da onun şanssızlığı olmuş. İnşallah diliyorum ki sana gönlündeki evi Rabbim nasip etsin Serracığım. Eşin belli ki sana çok aşık, bunu ilişki testinde de gördük, anladık. Bu da çok güzeldi. Çeyizlerin de bana göre yeterliydi. Yemek masanda tokattan lezzetler yapmıştın. Tokatı burada yaşattın. Bu da çok hoş ve çok güzeldi. Ellerine, emeklerine sağlık ablacığım. Sana yuvanda sonsuz mutluluklar diliyorum. Evet Serracığım, sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Sağ ol hayatım. Evet hanımlar, size de çok teşekkür ediyorum. Çok gergin bir puanlama geçti. Evet biraz üzüldük, biraz güldük, eğlendik. Ama yarın iyisiyle kötüsüyle bir haftayı tamamlamış oluyoruz. Evet, size söz veriyorum Aslı Hanım. Gerçekten herkesi mutlu bir şekilde ayıracağımdan eminim. Gerçekten... Ağırlayacağım diyorsun. Evet. Herkesi mutlu derim. Bir şekilde ayıracağımdan eminim dedi. Ayırma sen. Bizi güzel ağırla yeter. Kusura bakmayın, gerçekten böyle çok üzüldüm. Hani üzüldüğüm evet. için böyle oldu. Toparlarız Merveciğim. Yarın çok güzel bir gün. Çünkü değerli izleyenler, yarın bizden 50.000 TL'yi hangi gelin alacak? Yarın belli olacak. Evet, siz de gelin evine katılarak 50.000 TL'ye kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp hattından bize ulaşmak, sosyal medyadan ve web sayfalarımızdan bize ulaşmak sadece bu kadar basit. Sonrasına geliyoruz, hep birlikte yarışıyoruz. İyi miyiz? Değiliz aslan. Dün i̇yi de olacağız. Değilim, bugün de değilim. Yani. İyi olacağız, iyi olacağız, çok daha iyi olacağız. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında olacağız. Bendeyiz, ben de yarın. Evet, sevgili Merve Gelin'in evinde olacağız. Siz de lütfen ekranlarınızın başında çaylarınızı, kahvelerinizi hazır edin ve bizi bekleyin. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın. Bay bay.